genel izleyici kitlesi için uygundur. Lojistiği bütün boyutlarıyla ele aldığımız Lojistik Dünyası programından merhaba. Bugün bu hafta geçtiğimiz 3 çeyrekte hangi ekonomik gelişmeler yaşandı? Bunları ele alacağız. Hem makro hem de mikro ölçekte konuşmaya çalışacağız. Bir yandan uzmanlar ticaret savaşlarının koridor savaşlarına dönüştüğünden bahsediyor. Ancak diğer yandan içte de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunları ele alacağız ve aynı zamanda çok özel bir projeden bahsedeceğiz. Sivil toplum kuruluşu, akademi, kamu, sektör, bütün bunların sinerjisiyle, işbirliğiyle hayata geçirilecek olan bir zirveden bahsedeceğiz. Birinci dış ticaret zirvesinden bahsedeceğiz. Bütün bunları ele almak için değerli bir konuğu ağırlıyoruz bugün. Doktor Hakan Çınar, Dış Önder Başkanı. Hakan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Stüdyodan katılmak isterdim ama bugün maalesef böyle oldu. Biraz program yoğun olunca yollardayım. Kusura bakmayın. Ben. Teşekkür ediyorum. Hakan Bey 10. ayın içerisindeyiz. Ancak biz ilk 3 çeyreği genel bir değerlendirelim, bir masaya yatıralım istiyoruz. Aslında bunu hem bir makro ölçekten ele alabiliriz, bir de mikro ölçekten ele alabiliriz. Çünkü ekonominin birleşenleri çok fazla. İlk olarak bir makro bakış açısıyla ele alalım istiyorum. Çünkü uzmanlar bununla ilgili özellikle dış basında çok fazla yazıp çiziyorlar. Diyorlar ki eskiden ticaret savaşları vardı. Bu savaşlar artık koridor savaşlarına mı evrildi? G20 zirvesinde Hindistan yeni bir projeyle ortaya çıktı. Hindistan'dan çıkan, Orta Doğu'dan geçen ve Avrupa'ya da doğru uzanan. Ancak burada Türkiye'nin bypass edilmesi söz konusu. Bu kuşak yola bir alternatif mi, bir rakip mi? Bunlardan bahsedelim. Türkiye'nin jeopolitik önemi zaten her zaman söylüyoruz. Doğu-Batı, Kuzey-Güney koridorlarının kesiştiği bir noktada. Türkiye'ye gerçekten bypass mı edilmeye çalışılıyor? Ne olacak bu Doğu ve Batı arasında? Bununla ilgili değerlendirmeleriniz neler olur? Ayşegül Hanım, tekrar teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Programımızın adı Lojistik Dünyası ve aslında bahsettiğimiz proje, biraz önce söylediğiniz konu, lojistik dünyasını da yakından ilgilendiren bir olay. O yüzden bununla başlamanız da aslında bir anlamda son derece kritik bence. Şimdi hepimiz biliyoruz, Çin işte pahalandı bir süreden beridir ve dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline dönüştü. Hindistan son dönemde biraz parlayan yıldız olarak aslında Avrupa tarafından da öne çıkartılıyor. O Hindistan'ın Mumbai limanından Almanya'nın Hamburg kenti arasına bir koridor kurulması öngörülüyor. Burada tabii biraz Türkiye'yi bypass etmesi konusuna değineceğim. Orada öyle bir sıkıntımız var ama burada güçlenen bir Hindistan var. Çünkü Hindistan avantajlı, ucuz bir ülke, ucuz bir işçilik ülkesi. İşte karşılıklı ticaret yapabilme imkanı var. Yani Hindistan'dan almak, Hindistan'a aynı zamanda satmak imkanı da var. Dolayısıyla da bir 40 trilyon dolarlık bir anlaşma 2021'de yapılmıştı bu. Daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et politikası. Ve bu da 2022'de Kuşak Yol Projesi'ne alternatif olarak karşımıza çıktı. Hindistan, sizin de söylediğiniz gibi, Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru adı altında bir mutabakat metni imzalandı. Kimler imzaladı bunu diye baktığımızda işte Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var, Avrupa tarafına geldiğimizde, batıya geldiğimizde Fransa var, İtalya var, Almanya var ve Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri ne alaka? Aslında coğrafyanın içinde yer alan bir oyuncu değil. Ama o da bu oyunun bir parçası olarak işin içerisinde. Ve Çin'e karşı olan tutum aslında bir anlamda bakıldığında karşımıza böyle bir enteresan bir tablo çıkarttı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işin içinde olması zaten aslında Çin'e karşı tutumu tam olarak ortaya koyuyor. Hindistan'ı destekleyen bir proje bu. Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor ve Türkiye burada bypass ediliyor sizin de söylediğiniz gibi. Burada tabii deniz, kara, hava, demir yolu bunların hepsi aslında tabii kara ve deniz yolların aslında tamamı kullanılacak diye planlanıyor. Böyle bir koridor söz konusu. Dolayısıyla bir anlamda aslında Türkiye'nin bypass edildiği bir senaryo ortada var şu anda.
Ben bunun çok da aslında hayat bulacağını düşünmüyorum. Nedenine gelince her ne olursa olsun Türkiye'nin içinde olmadığı bir hattın ben çok da çalışacağına inanmıyorum açıkçası. Çünkü her ne şekilde olursa olsun Türkiye bu coğrafya içerisinde çok önemli bir oyuncu. Avrupa'nın da bize ihtiyacı var. İşte Hindistan'ın da bize ihtiyacı var. Bizim hem karayollarımıza hem de deniz yollarımıza ihtiyacı var. Ben bypass'ın çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Burada Hindistan'ın bir tavrı var. Aynı zamanda bizim Pakistan'la olan ilişkilerimizin aslında bir anlamda da yansıması olarak da bir tavrı vardı. Ve böyle bir yöntem şu anda geliştirildi ama bu yolun ben dediğim gibi bir şekilde daha sonra tekrar gündeme getirileceğini ve gözden geçirileceğini düşünüyorum. Ama burada Türkiye'ye de ciddi anlamda iş düşüyor. Bizim mutlaka daha fazla lobi yaparak aslında bir anlamda bundan sonra bu alternatifi hızlı bir şekilde çürütmemiz, bu tezi çürütmemiz gerekecek diye de düşünüyorum açıkçası. Hocam teşekkür ediyoruz. Aslında siz uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmelerin lojistiğini ne kadar yakından etkilediğini bize anlatmış oldunuz. Türkiye'nin de konumundan bahsettik ve Türkiye bypass edilerek yapılacak projelerin yapılması planlanan diyelim projelerin hayata geçirilmesinin çok kolay olmadığının altını çizdik. Bu makro ölçekten bir bakış açısıydı. Biraz da mikro ölçekten bakış açısıyla ele alalım istiyorum. Çünkü önemli rakamlar açıklandı yakın zaman önce. Biliyoruz tabii pandemiden sonra ciddi bir daralma da yaşandı, sıkıntılar yaşandı ekonomide. Ancak son gelen rakamlar biraz daha pozitif bir ivme yakalanıyor duygusu da uyandırdı bizde. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. İthalat, ihracat, cari açık şu anda ne durumda? Ondan bahsedelim ve bir önemli gelişme daha var. O da Reuskont'la ilgili bu vergilerde faizlerin indirilmesi. İhracatçıyı biraz rahatlatacak bir durum gibi gözüküyor. İhracatçıya nasıl nasıl bir fayda sağlayacak? Ne öngörüyorsunuz? Olur, sondan başlayayım ben. Şimdi Türkiye'de işler biliyorsunuz aslında biraz kısa vadeli gelişiyor. Hep böyle uzun vadeye çok bakamıyoruz. Hep kısa vadeli resimlere bakıyoruz. Kısa vadeli çözümler üretiyoruz. Merkez Bankası'nın Reuskont kredisindeki faiz indirimi de aslında kısa vadede ihracatçıya nefes aldıracak bir fayda sundu. Sunacak. Daha bunun yansımalarını tam görmedik ama göreceğiz yakın zaman içerisinde. Dolayısıyla hal böyle olunca da tabii bizim açımızdan bakıldığında ihracatçımızı iyi bir şekilde finanse edebilecek bir enstrüman olarak gelişmeleri görüyor olacağız. Ama gerçekte bakıldığında Eylül ayını bitirdik, geride bıraktık. Binde 3 bir bu anlamda artış oldu Eylül ayı verilerinde. Ve bu çerçevede bakıldığında da Eylül ayı iyi geçti. Aslında dünyadaki daralmaya rağmen bizdeki ihracat artış oranının ya da artışın olması, ithalatta ise ciddi bir düşüşün olması, dış ticaret açığının daralması, azalması güzel. Ama bu neye bağlı? Gerçekte sürdürülebilir bir şeyden mi bahsediyoruz? Bunu göreceğiz ama Eylül ayı tabii yıllık da bir anlamda baktığımızda dış ticaret açığı tabii ki belli oranlarda azalış gösterdi, sevindirici. Ama global dünyadaki aslında değişim ya da daralma Türkiye'nin de ihracatına belli ölçülerde yansıdı, yansıyacak. Şu anda Türkiye'de çok da bu anlamda ihracatta büyük bir kayma veya büyük bir azalma görmüyoruz. Aslında tam tersine durağan bir durum olarak kabul ediyorum ben. Bir artış var ama küçük de olsa bir artış var ama aslında bakıldığında Türkiye açısından, ekonomi açısından bakıldığında dış ticaretimizde çok marjinal değişiklikler olmadığını görüyoruz. Bizim ihracatçımıza vereceğimiz bu desteklerin yanı sıra tabii sanayiciye, yatırımcıya yapılacak daha orta ve uzun vadeli desteklere ihtiyacımız var. Yani mikro açıdan bakıldığında ya da ülke ekonomisi açısından bakıldığında ya da cari açık, dış ticaret açığı açısından bakıldığında pozitif yönde gelişmeleri belli ölçülerde görüyoruz ama ihracatçının derdi Ayşegül Hanım, sorduğunuz için özellikle söyleyeyim, ihracatçımızın en temel beklentisi ya da en temel derdi şu anda döviz kurunda artış olmaması. Yani kurun artan enflasyonun, artan TL maliyetlerinin, artan enerji maliyetlerinin, işçilik maliyetlerinin gerisinde kalması ve orayı yakalayamaması ihracatçının şu anda asıl ki ben konuştuğum herkesten aynı geri bildirim alıyorum. Aslında ihracatçının temel sorunu kurdaki değişimin, bu artışların gerisinde kalması. Haksızlar mı? Değiller. Ama kuru da marjinal arttırmayacağı şu anda piyasanın görülebiliyor. Çünkü
Türk lirasını kuvvetlendirme çalışmaları, faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Dış ticaret açığını kapatmak için özellikle Türk lirasının da kuvvetlendirilmesine, efendime söyleyeyim işte enflasyon düşürülmesinde önemli bir etki yaratması için de yine aynı bu anlamda teze daha fazla şu anda önem verildiği için de çok kolay burada kur konusunda büyük bir artış beklememek lazım. Ama ihracatçı burada tabii enflasyonun o halde biraz daha geriye gelmesini bekliyor. Enflasyon geriye gelse dahi şu anda fiyatlar, maliyetler yükseldi. Bu maliyetleri yakalaması bir aydır zor ihracatçıların. Dolayısıyla burada da böyle masada böyle bir problem var. O yüzden bu ucuz reskont kredileri aslında devreye alındı bana göre. Exim Bank da bu konuda destekliyor ihracatçıyı ama özellikle enflasyon, kur, bunların dengeli hareket ediyor olması, faizin geza dengeli hareket ediyor olması gerekiyor. Dış ticaret açığı belli ölçülerde şu anda azalıyor ama temelde baktığımızda bizim ihracatımızda, üretimimizde büyük oranda farklılıklar yaşamıyoruz, değişiklikler yaşamıyoruz. Yani yatırımın gelmesi, sanayinin büyümesi ve tabii ki her zaman söylediğimi tekrar edeceğim ama katma değerli ve karlı üretimin artması ancak ihracatımızın gerçek manada dış ticaret açığımızın kapanıp dış ticaret fazlasına dönüşmemizi sağlayacaktır. Biz hala kilo bazında oldukça düşük değerde ihracat yapıyoruz diyebilirim özetle. Çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey, aslında biz sizi bugün dış yönder başkanı olarak ağırlıyoruz ama siz hem sivil toplumun içerisindesiniz, hem akademinin içerisindesiniz, sektörün doğrudan kalbindesiniz ve çok özel bir proje var önümüzdeki günlerde. Göreceğiz bunu hep birlikte. Bunun arkasında da ciddi bir emek var, çalışma var. Bundan bahsedelim istiyorum. Biz zaten lojistik dünyası olarak da akademi sektör işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bunlarla ilgili programlarla yapıyoruz. Ancak aslında bu akademi sektör, kamu, sektör temsilcisi hepsi bunların hepsinin sinerjisinin ortaya çıkacağı çok özel bir proje olacak. Adı da birinci dış ticaret zirvesi Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek. Burada bütün paydaşlar aynı masanın etrafında toplanacak, bir sinerji yaratılacak diye düşünüyoruz. Bununla ilgili detayları sizden dinlemek istiyoruz. Vallahi detaylara benim kadar siz de hakimsiniz aslında. Çünkü bu projeyi birlikte çalışıyoruz. Aslında Ekotürk de destek veriyor. Onu, ayrıca Ekotürk'e de çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim basın davetimize, basın toplantımıza da geldiler. Hemen birkaç gün sonra biliyorsunuz 18'inde. Bu zirveyi İstanbul Kültür Üniversitesi ile beraber gerçekleştiriyor olacağız. Orada da beraberiz. Siz de lojistikle ilgili oturumu yöneteceksiniz. Ben de dış yönder başkanı sıfatı ve ev sahibi olmam münasebetiyle üniversiteyle beraber bu etkinliğin yönetiminde birlikte yer alıyor olacağız. Ticaret Bakan Yardımcımız Sezai Bey katılıyor olacak. Bakanlık bizi destekledi. Sayın Bakanımız o tarihte Türkiye'de olmayacağı için maalesef olamayacağını iletti. Ama bakan yardımcımız katılıyor. Hem de çok kritik ve açıkçası önemli konuların başlığını içeriyor olacak Sezai Bakanımızın bu anlamda Sayın Sezai Uçarmağ'ın söylemleri, ona inanıyorum. Öbür taraftan tabii baktığımızda DHL ana sponsor oldu, bizi çok mutlu etti. Tabii Dünya Gazetesi ve Ekotürk de bu anlamda basın tarafında yer alıyor. İşte biz bu zirvede pek çok şeyi hedefliyoruz. Bakın siz de ekrana getirdiğiniz için söyleyeceğim. İşte DHL'in çok önemli bir üst düzeyi konuşmacılarımızdan bir tanesi, konuklarımızdan bir tanesi. Efendime söyleyeyim işte Türk Hava Yolları Kargo'nun genel müdürü yine konuşmacılarımızdan birisi. Ege İhracatçı Birlikleri Başkanımız, iş dünyasından isimlerimiz var. TİM'in başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri var. Yani konuşmacı kitlemiz oldukça kuvvetli. İş dünyasından özellikle işte iş insanlarından farklı farklı profiller var. Yani örnek veriyorum işte e-ticaret yapan büyük bir kuruluşun patronu da, yönetim kurulu başkanı da konuğumuz. Perakende sektöründen ihracat yapan bir konuğumuz yine, bir hanımefendi konuklarımız arasında yer alıyor. Biz burada neyi hedefledik? Ticaret Bakanlığı zaten bu işin bir paydaşı. Öyle de olmak mecburiyetinde. Çünkü tüm düzenlemeleri yapan kamudaki en önemli, bu anlamdaki bizim açımızdan, bizim faaliyetimizle ilgili en önemli bakanlığımız Ticaret Bakanlığı ve sonuna kadar bizi her türlü konuda zaten destekliyorlar. Öte yandan bakıldığında İstanbul Kültür Üniversitesi bu konuda siz de ben de orada aynı zamanda öğretim görevlisiyiz ve birlikte birçok şey yapabiliyoruz. Burada da yine
bizi desteklediler ve beraber hareket ediyoruz. Üniversite, özel sektör, STK, ben aynı zamanda bir bütçe aile firması ortağıyım ve dolayısıyla reel sektörün içindeyim sizin de söylediğiniz gibi. Ve reel sektörde derneğimizin 200 aşkın üyesinin birçoğu zaten hem ithalat ihracat yapıyor, hem işte gümrükleme yapan bizim gibi firmalar var, hem lojistik firmaları var. Yani işin her tarafından, mutfağın her tarafından ki biz mutfak olarak nitelendiriyoruz, olan kişiler var. Şimdi neden böyle bir zirveye kalmıştık? Bilmiyorum vaktimiz kaç dakikamız var bilmiyorum ama Ayşegül Hanım, 3-4 dakikada toparlamaya çalışayım istiyorsanız. Şimdi biz neden böyle bir şey kaldık? Var vaktimiz hocam, bekliyoruz. Var. Hep vakit baskısı altında kaldığım için korkuyorum artık. Şimdi şöyle izah edeyim. Evvela bizim açımızdan bakıldığında, Türkiye açısından bakıldığında Türkiye'nin en önemli gündemlerinin belki de birisi tartışmasız dış ticaret dengemiz, dış ticaret açığımız ya da dış ticaret fazlasını nasıl verebileceğimiz. Çünkü Türkiye'nin cari dengesinde kişi başına düşen milli hasılanın artmasında dış ticaretin rolü çok büyük. Şimdi dış ticareti arttırmak istiyorsak biz birkaç şeye ihtiyacımız var. Sadece biz ihracatı konuşarak, sadece işte ihracatı arttıralım, hadi ucuz kaynak verelim, kredi verelim diyerek aslında bir yere varamayız, varamıyoruz da. Çok şeyi konuşmamız gerekiyor. Mesela sizin yöneteceğiniz panel, lojistiği konuşacağız. Orada biz tamamen küresel dünyada iyi bir oyuncu olabilmek, rekabetçi bir oyuncu olabilmek için bu işin lojistiğinin nedenli önemli olduğunu konuşuyor olacağız. Benim yöneteceğim panelde küresel ticaret ve dünyayı konuşacağız. Konuklarımız hem TİM'den olacak, hem işte Ticaret Bakanlığı'ndan olacak, İhracat Genel Müdürümüz katılacak. Aslında bakıldığında orada da biz küresel dünyada nerelerde yanlış yapıyoruz, neleri geliştirmemiz lazım ve mottomuz olan sürdürülebilir gelecek vizyonuyla aslında birleştirerek sürdürülebilirliği konuşacağız. Yani biz günü kurtarmayı konuşmaktan artık sıkıldık. Artık günü kurtarmayı konuşmak istemiyoruz. Biz gelecekte sürdürülebilir bir dünya için, ki sürdürülebilir bir dünya tarafı da var bu işin, sürdürülebilir bir ülke ve sürdürülebilir bir dış ticaret politikası için neler yapmalıyız konuşmak istiyoruz. Yani kısa vadeli çözümler değil, uzun vadede, örnek veriyorum, işte geçtiğimiz hafta biz dış yönlerde bir dahilde işleme çalıştayı yaptık. Dahilde işlemenin nasıl bir şekilde bu anlamda daha çağa ayak uyduracak şekilde olacağını konuşuyoruz ve böylelikle de aslında bu tarafta neler yapılabiliri konuşmaya çalışıyoruz. Yani amacımız ne orada? Daha uzun yıllar boyunca bizim üretim sektörümüzü kaldırabilecek düzeyde bir dahilde işleme rejimiyle ihracatçıların desteklenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öte taraftan bakıldığında biz gerek ihracat politikalarımızı, gerek ithalat politikalarımızı, gerek gümrük politikalarımızı nasıl daha rekabetçi hale getirebiliriz, nasıl daha inovatif yapabiliriz, teknolojiyi nasıl daha iyi kullanabiliriz konuşmak istiyoruz ve hep sürdürülebilirlik üzerine aslında geleceğe dair vizyonları konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Yani buradaki temel hedefimiz aslında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bir dış ticaret politikası belirlemek olacak. Bunun için bu zirveyi ben çok önemsiyorum. Zirvede az önce de söylediğim gibi işte Türk Hava Yolları Kargo'dan da en üst düzeyde katılım oluyor. Exim Bank'tan yine üst düzey katılım olacak. Ama biz ithalat ve gümrüğü de konuşuyor olacağız. Yani orada yaşadığımız problemleri ve potansiyel iyileştirmeleri konuşmadan bir yere varamayız. Tabii benim de çok esprili bulduğum bir diğer oturum dış ticarette yüksek topuklar olacak. Orada kadının yerini, kadının da dış ticarette nedenli önemli olduğunu konuşuyor olacağız. Yine bölüm başkanımız Nebil Hoca'nın başkanlığında yürüyecek. Özellikle ihracatın enlerini ve ihracatta sürdürülebilirliği konuşacağımız bir başka oturumda Dünya Gazetesi CEO'su yönetim kurulumuz Burcu Hanım, Burcu Kösem konuşmacı moderatör olarak üstlenecek ama çok değerli konuşmacıları var orada da. Önemli firmaların patronlarını davet ettik. Sonra da bir ödül törenimiz var sizin de bildiğiniz gibi. Biz ödül törenimizi standartlaştırmadık çok klişe olmasın diye. Evet, Türkiye'deki en başarılı 6 ihracat firmasına 3 hizmet, 3 ürün ihracat firmasına ödül vereceğiz ama onun dışında en sürdürülebilir, en inovatif, en çevreci gibi, onu daha fazla anlatmayayım, gelsinler izlesinler bizi dinleyenler şu anda. Pek çok aslında güzel başlık belirledik ve en iyileri seçmeye çalıştık. Onları da ayrıca ödüllendiriyor olacağız. Yani bu etkinlik dış ticaretin geleceğinin tartışıldığı,
Tabii ki Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve yeni bir yüzyıla hazırlanıyoruz. 100. yılımızı da göz önünde bulunduracağımız ve sürdürülebilir, sağlıklı, verimli bir dış ticareti nasıl oluştururuz, nasıl kurgularızı konuşacağımız bir zirve haline gelecek. Çünkü bunu fazla konuşmuyoruz. Yani biz aslında geçtiğimiz gün işte Etik Kibar Derneği ile bir online bir webinar düzenledik. Orada da şunu konuştuk. Türkiye'nin etik değerlerinin ve yurt dışındaki algısının ne denli yüksek olması halinde Türkiye'ye gelecek olan yatırımların da bunun karşılığında ne noktalara geleceğini görüyoruz. Bakın mesela ben görüyorum lojistik sektörü şu anda son derece yatırım alıyor. Programımızla lojistikle ilgili olduğu için de orayla biraz birleştirmek istiyorum. Lojistik sektöründe Türk firmalarının ciddi yabancı sermayeler tarafından ilgi gördüğünü, yatırım aldığını ve bir parça tabii yabancı sermayenin gitgide daha etkili olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Şunu anlıyorum buradan, Türkiye'de iyi işler yaparsanız yabancı sermaye geliyor. Tabii bizim arzuladığımız şey yabancı sermayeli firmanın gelip Türkiye'deki firmayı satın alması değil. Yeni yabancı sermayeli şirketlerin gelip yatırım alanlarının üretimin özellikle gelişmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması yönünde. Dolayısıyla böyle bir kapsamda, böyle bir dünyada da açıkçası bizim mutlak surette reel sektörü kuvvetlendirmeye ve daha dinamik hale getirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ticarette sürdürülebilirlik, dış ticarette sürdürülebilirlik anlamında hiçbir zaman izledikleri bir zirveye benzemeyecek. Farklı bir zirve olacak. Farklı şeyler konuşacağız. Daha fazlasına anlatırsam gelmezler. O yüzden daha fazlasını anlatmayayım. Ama herkese 18 Ekim'de İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Ataköy yerleşkesindeki tüm gün sürecek bu etkinliğe ücretsiz olarak davet ediyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, olacağını düşünüyorum. Diyeyim, bununla ilgili varsa sizin de eklemek istedikleriniz belki olabilir diyeyim. Patladığım bir şey var mı bilmiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. İşin içerisinde mutfağında da olan biri olarak gerçekten büyük bir emek var arkada. Teşekkür ediyorum. Hocam son 3 dakikamız ama ben gene de sorumu sormak istiyorum. Siz dış yönder başkanı olarak bugün buradasınız ve Çalıştaylardan da bahsettiniz. Özellikle dahilde işleme Çalıştayından bahsettiniz ama biz basından takip ettiğimiz kadarıyla bir de lojistik Çalıştayı vardı. Hatta bununla ilgili bir köşe yazınız da vardı. Lojistik Bakanlığı'yla alakalıydı. Bununla ilgili son değerlendirme son dakikalarında neler söylersiniz? Lojistikle tam olarak bağlayalım konuyu diye. Buyurun, dinliyoruz. Şimdi çok güzel bir çalıştay gerçekleştirdik. Siz de derneğimizin üyesi olarak o gün oradaydınız Ayşegül Hocam. Ve gerçekten de lojistiği enine boyuna tartıştık. Lojistikte yapılması gereken iyileştirmeleri konuştuk. Özellikle işte limanlarımızın iyileştirilebileceği noktalardan tutun. Daha fazla Türk armatörün nasıl hayata geçebileceğine kadar... İşte antrepolardaki sorunlarımızdan tutun, lokasyonel anlamda belli ölçülerde de olsa bazı gümrüklerimizde yaşanan sıkıntılara, sınır kapılarımızda, gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılarımıza kadar hepsini konuştuk diyorsunuz. Şimdi biz bu çalıştaydan sonra tabii aslında bir hazırlık yaptık ve yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığımızla temas halindeyiz. Oraya taleplerimizi veya bize Ticaret Bakanlığımızın da gümrük tarafında, antrepolar tarafında beklentilerimizi dile getirdiğimiz bir takım aslında zaten bu anlamda taleplerimiz var ve bunları iletiyoruz. Ama ben bilerek öyle bir başlık attım. Lojistik Bakanlığı kurulmalı dedim. Aslında lojistiğin tabii bunu bilerek yaptım. Çok kolay olmadığını biliyorum. Hatta birçok kişi dedik ya mümkün mü öyle bir şey falan. İşte Ulaştırma Bakanlığı var. Tabii ki Ulaştırma Bakanlığımız var. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığımız var. Ama uluslararası ticarette daha rekabetçi olmamız için Türkiye'de lojistiğe daha fazla odaklanmamız lazım. Bakın özel sektörümüz başarılı. Az önce de söyledim. Zaten o yüzden firmalarımıza talepler geliyor. Ama bu yeterli değil. Bizim mutlaka Türkiye'nin imkanlarını, coğrafi koşullarını ve var olan, mevcut olan şu anki asetlerini, kaynaklarını çok daha iyi kullanmamızı gerektiriyor. İşte bu yüzden de lojistiğe daha fazla odaklanılması şart. Ülkemizin bu konuya ayrı bir başlık açması, ayrı bir bakanlıkla da olabilir bu ki bence çok farklı olur. Dünyada bir ilk olur. Böyle bir başlık açması bence büyük bir fayda sağlar. Olaya sadece anlık ve günlük çözüm olarak değil, Türkiye'yi daha önce de şöyle bir başlık atmıştım ben başka bir yayın kuruluşunda. Türkiye'yi bir lojistik köprü vesaire gibi tanımlamak bence yetersiz. Türkiye bir lojistik ülke. Biz bulunduğumuz konum itibariyle zaten lojistik ülkesiyiz. Yani tam anlamıyla Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan, işte Afrika ile de köprüsü olan, üç tarafı denizle çevrili, bla bla bla, o kadar çok şey sayabilirim ki bunun arkasına.
aslında Türkiye gerçekten çok ciddi bir asete sahip, insan gücüne sahip, kaynağa sahip. O yüzden mutlaka lojistiğe ayrı bir başlık açılmalı, odaklanılmalı. Oraya o bakanlığın bir özelliği olmalı. Oraya kesinlikle lojistik işi yapmamış insanlar değil, sadece ve sadece sahadan gelen insanlar oturtulmalı. Umuyorum yetkililer bizi duyarlar, bu konuda bir adım atılır. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Bir sürü konuyu aslında ele almış olduk. Hem makro hem mikro açıdan baktık. Hem 18 Ekim'de gerçekleştirecek zirvemizden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.